Güneş sisteminin bahtsız gök cismi Plüton. 1930'daki keşfinden 2006'ya kadar gezegen olarak kabul edilen bu gök cismi 2006'dan sonra cüce gezegen olarak anılmaya başladı. Önce gezegen olarak kabul edilip sonra bu statüden çıkarılan tek cüce gezegendi. Peki bir gök cisminin gezegen veya cüce gezegen olmasına nasıl karar veriliyor? Plüton neden gezegen olarak kabul edilmiyor? Gelin videonun devamında hep beraber öğrenelim. Gezegen nedir? Bunu yörünge mekaniği videomuzda anlatmıştık. Kartlara tıklayarak izleyebilirsiniz. Ama yine de kısa bir özet geçelim. Gökyüzündeki yıldızlar aslında birlikte dönüyor. Sabit yıldızlar denen bu küme tek bir parça gibi hareket ediyor. Bir de bunlara eşlik etmeyen, kendi halinde bir yörünge izleyen cisimler var. Bu cisimler gökyüzünde geziyor. İşte bu yüzden bunlara gezegen deniyor. Plüton da 1930'da keşfedildiğinden 2006 yılına kadar Güneş sisteminin 9. gezegeni olarak değerlendirilmişti. 1970'li yıllardan sonra Güneş sisteminin dışında bir cüce gezegen olan 2060 Chiron saptanına kadar küçük bir gezegen olarak düşünülen Plüton'un gezegen olma statüsü tartışılmaya başlandı. 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlarında Güneş sisteminin dışında Plüton'a benzeyen birçok cisim tespit edilip 2005'te buna o sırada Plüton'dan yaklaşık %27 daha büyük olarak değerlendirilen Eris eklendi. Daha sonra bu gök cisimlerinin artmasıyla gök cisimlerinin sınıflandırılmasına ihtiyaç duyuldu. Yani neye yıldız, neye gezegen ve neye asteroid denecekti? Bunu belirlemek lazımdı. Yoksa her gördüğümüz cisme gezegen dersek işin içinden çıkamazdık. Bu yüzden 24 Ağustos 2006'da Uluslararası Astronomi Birliği Güneş sisteminde bir gezegen olmanın koşullarını tanımladı. Gezegen olma koşulları şu şekilde belirlendi. 1. Güneşin etrafında dönmesi gerekiyor. Yani bir gök cismi Güneşin etrafında dönmüyorsa onu gezegen olarak kabul etmiyoruz. Peki başka yıldızların etrafında dolanan gök cisimleri hiç mi yok? Tabii ki var. Ancak başka yıldızların etrafında dönen cisimler için başka bir isim var. Öte gezegen. 2. En azından kabaca küresel olabilecek kadar iri olması gerekiyor. Bu madde sayesinde asteroidler gezegen kategorisinden çıkarılmış oluyor. Yani şöyle düşünün, bir taşı yere attınız ve kırıldı. Eğri büğrü bir şekli olur bu kırılan parçanın, değil mi? Uzayda aynı bunun gibi başka bir cisimden kopup uzaya savrulan kaya parçaları var. Patates şeklinde ya da çok daha başka şekillerde küreyle alakası olmayan gök cisimleri var. Bu madde bu gök cisimlerini elemiş oluyor. Peki küresel olabilecek kadar iri derken ne kastediliyor? Onu da şöyle düşünün. Kürenin tanımı bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesidir. Yani yeteri kadar büyük bir kütle uyguladığı çekimle beraber maddesel yapısını kütle merkezi etrafında toplamak ister. Yani küre olur. Mesela yeterince büyük bir küp yaparsanız kütle çekim o küpün sivri köşelerini sıkıştırarak küre haline gelecektir. 3. Bir gök cisminin gezegen olabilmesi için aynı zamanda kütle çekim kuvveti sayesinde bulunduğu yörüngeyi temizlemiş olması gerekiyor. Yani kendi yörüngesini işgal eden hiçbir gök cismi bulunmamalı. Bu maddede de şu kastediliyor. Mesela ayın oluşumu teorisine göre dünyaya büyük bir gök cismi çarptı. Bu çarpışma sonrasında uzaya yoğun kaya parçaları dağıldı. Daha sonra bu kaya parçalarının kimisi dünyanın kendi kütle çekimine maruz kalarak dünyaya çarptı, kimileri ise birbirlerine kenetlenerek ayı oluşturdu. Yani şu anda dünyanın yörüngesi temiz. Küçük taş parçaları falan yok. Ama bunu başarmamış gök cisimleri de var. İşte bu madde o cisimleri gezegenlerden ayırıyor. İşte bu koşullardan sonra Plüton'un statüsü bir kez daha ele alındı. Evet, ilk iki maddeyi karşılıyordu ama yörüngesi yoğun miktarda asteroid içeren Kuiper kuşağının içinden geçiyordu. Bu sırada etrafında parça parça taşlar vardı. Yani bulunduğu yörünge temiz değildi. Bu durumlar göz önünde bulundurularak Plüton gezegen olmaktan çıkarıldı. Evet, ama şimdi de Plüton gibi olan gök cisimlerine bir isim bulmak lazımdı. İşte bu yüzden Güneş etrafında dönen, en azından belli bir miktar küreye benzeyebilecek kadar iri, yörüngesini temizleyememiş ve herhangi bir cismin uydusu olmayan gök cisimlerine cüce gezegen denildi. İşte bu yüzden Plüton gezegen değil cüce gezegen olmuştu. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.